Ülkemizle beraber tüm bölgemizde barış istiyoruz. Esenlik istiyoruz. Herkes için huzur, güven ve emniyet istiyoruz. Şunu açık ve net olarak ifade etmek isterim. Türkiye'nin Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararına karşı koyduğu tepkinin ne Kürtlerle ne Kürtlükle bir ilgisi yoktur. Bizim tepkimiz Irak'ın birliğine, beraberliğine ihtiyacı olduğu bir dönemde hiçbir gereği ve zorunluluğu yokken, üstelik de ülkemize danışılmadan böyle bir teşebbüste bulunulmuş olmasıdır. Bu Irak'ın toprak bütünlüğüne bir defa bir ihanettir. Kuzey Irak yönetimi kısa vadeli çıkarlar adına Türkiye ile kurduğu güçlü dostluğu hiçe saymış, kardeşlik hukukuna riayet etmemiştir. Ya biz, bu benim karşıtımdır. Bu da oranın cumhurbaşkanıdır. Asla böyle bir şeye bakmadık ya. Kim bize geldiyse kapımızı açtık, makamımızda onları kabul ettik. Niye? Ya bizim bakışımız farklıydı onun için. Ama bakın onlar bunu dahi anlamadılar. Özel temsilcilerimizi göndermek suretiyle devamlı ilişkilerimizi sağlam tutmanın gayreti içerisinde olduk. Ama onlar bunu anlamamakta direndiler. Kararın yanlışlığına dair ikaz ve telkinlerimiz maalesef mevcut yönetim tarafından dikkate alınmamıştır. Hele hele gösterdiğimiz tepki karşısında ülkemizin iç güvenliği ile ilgili aba altından sopa gösterilmesi, tehditvari açıklamaların yapılması ise tam bir hoyratlıktır. Türkiye'nin milli birliğini, toprak bütünlüğünü, vatandaşlarının can ve mal güvenliğini hedef alan açıklamalar, bu tür yollara başvurmak kimsenin haddine değildir. Yapılan referandumun hem uluslararası hukuk hem de Irak anayasası bakımından hiçbir meşruluğu ve temeli yoktur. Anayasa Mahkemesi Irak'ta bunu kabul ediyor mu? Etmiyor. Irak parlamentosu kabul ediyor mu? O da etmiyor. Buyur, daha baştan bir defa bittin ya. Bittin. Attığın adımın hiçbir kıymeti harbiyesi hukuk noktasında zaten yok. Bu girişim ne bölgedeki Kürt kardeşlerimizin ne de Irak halkının diğer unsurlarının hayrını olamaz. Son birkaç haftadır bölgedeki destek gösterilerinde açılan bayraklar, bazı ülkeler tarafından yapılan açıklamalar bu işin arkasında kimlerin olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Evet. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ellerinde masumların eksilmeyen kanıyla bölgemizdeki sorunların kaynağı olan bir gücün oyununa geliyor. Atalarımız ne demiş? Çok hoşuma gider. El atına binen tez iner. Bunlar şimdi el atına bindi. Emin olun Kuzey Irak'ta da yaşanacak olan budur. Burada amaç bölgede sürekli kanatılacak, sürekli kanırtılacak, sürekli deşilecek bir yara açmaktır. Kuzey Irak yönetimi bu yarayı açmaya, bu fitne ateşini yakmaya maalesef talip olmuştur. Tüm bölge ülkelerinin tepkisini alma pahasına yapılan böyle bir girişimin hedefine ulaşma şansı elbette yoktur. Böyle bir sürecin kazananı sadece bölgemizi kan ve gözyaşı üzerinden yeniden dizayn etmek isteyenler olacaktır. Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminden hatalarından gerekli dersi çıkarmalarını ve yaptıkları yanlışı telafi edecek adımları bir an önce atmalarını bekliyoruz. Bu konuda zaman şu anda onların aleyhine işliyor.
Açıkçası biz Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de onca sorun varken bunlara yenilerinin eklenmesini asla arzu etmiyoruz. Bunun için soğukkanlılıkla, devletimizin geleneğine yakışan bir vakar içinde ama kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bizim için değerli kardeşlerim, PKK neyse FETÖ odur. Bizim için DAEŞ neyse DHKPC ve benzeri örgütler de aynıdır. Ülkemize ve milletimize zarar veren, geleceğimize kasteden hiçbir örgütü bu topraklarda yaşatmayacağız. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı destek veren hiç kimse bu ülkenin ekmeğini yemeyi, suyunu içmeyi, imkanlarından faydalanmayı hak etmiyor demektir. FETÖ gibi hain yapılarından temizlenen ve teknolojik olarak tahkim edilen güvenlik güçlerimiz teröristlere elhamdülillah şu anda nefes aldırmıyor. Bu topraklarda tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Devlet olarak bunu yaparken de hukuktan, adaletten, demokrasiden asla taviz vermeyeceğiz. Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerle Türkiye adeta bir değişim, bir dönüşüm yaşayacak. Arkasından Kasım seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili kararını verecek. İşte ilk defa devreye alacağımız bu sistem inşallah bu yıla kadar mücadelemizi de reformlarımızı da kesintisiz olarak sürdürmemizin neticesi olacaktır. Bu kritik süreçte en büyük desteği biz siz değerli kanaat önderlerimizden bekliyoruz. Özellikle Güneydoğu, Doğu bizim için en önemli şu anda operasyonları yaptığımız bütün şehircilik noktasında, çevrecilik noktasında adımları attığımız bölge. İşte görüyorsunuz, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın çalışmaları, tüm ilgili bakanlıklarımızın yaptığı çalışmalarla elhamdülillah şehircilikte buralar çok farklı bir sürecin içerisine giriyor. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak üzerimizde oynanmak istenen oyunları o kadar hızlı bozar, kendi oyun planımızı o kadar hızlı sahaya sürebiliriz. Bizim oyun planımız önce 2023 hedeflerimize ulaşmak, ardından da Rabbim bize 2053 için tabii ki ömür vermeyecektir. Yaşanan şartlar budur. 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da inşallah torunlarımız görür diye düşünüyorum. Ama onlara biz öyle bir Türkiye bırakalım ki onlar da dedelerinin onlara bıraktığı Türkiye'den mutlu olsunlar. Bizlere de dualarıyla inşallah güç katsınlar. Ve bundan sonraki safhaya geçelim diyorum.